Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu'yla Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ankara'da Anadolu Ajansı'nın düzenlediği medyada yapay zekayı yönetmek programına katılım sağladı. Bakan, TÜBİTAK'ın burs ve destek programlarıyla son 21 yılda yapay zeka alanında 3700'den fazla projeye 6.7 milyar lira destek verildiğini belirtti. İşkur, işverenlerin en çok talep ettiği meslek gruplarını açıkladı. Özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçileri en çok aranılan meslek gruplarının başında geliyor. İşkur, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik istihdama aracılık etmeyi de sürdürüyor. Kasım ayında 53.204'ü erkek, 34.237'si kadın, ülke genelinde 87.441 kişiyi işe yerleştirdi. İlk, orta ve lise öğrencileri arasında son dönemlerde akran zorbalığı konusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür sorunların yaşanmaması adına müfredata yeni bir ders ekledi. Adab-ı Muaşeret, yani görgü kuralları ve nezaket adıyla okullarda seçmeli ders olarak verilecek. Dersin amacı, öğrencilere adab-ı muaşeret kurallarını özümseyerek davranışlarını şekillendirmelerine yardımcı olmak. Türkiye oyuncak sektöründeki ihracat artışıyla dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'de oyuncak sektörünün ihracatı 5 yılda 3 katına çıkarken ithalat %32.5 oranında gerileme yaşadı. Bu yılın 10 aylık döneminde sektörün ihracatı 76.193.000 dolara ulaştı. Ülkeler bazında bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke 6.237.000 dolarla Amerika oldu. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.